12. föyde TYT coğrafya iç kuvvetler konusuyla devam ediyoruz. Dünyanın tektonik oluşumu, dünyanın iç yapısı. Dünya güneşten koptuktan sonra hem kendi çevresinde hem de güneş çevresinde dönmeye başlamıştır. Bu hareketin sonucunda yüzeyi soğumuş ve yer kabuğu katılaşmıştır. Kabuk iç kısmı soğumasını engellediğinden dünyanın iç kısmı sıcaktır. Dünya geosfer denilen iç içe tabakalardan oluşur. Aşağıdaki görselde bu tabakalar gösterilmiştir. Katı olan iç çekirdek, akışkan çekirdek, manto ve astenosfer ile kabuktan oluşmaktadır. Yer kabuğunda derine doğru inildikçe her 33 metrede sıcaklık 1 derece artar. Belli bir derinlikten sonra sıcaklık aniden artışa geçer. Geosfer şunlardır. Geosfer yani litosfer, yoğunluk ve bileşimi farklı iki katmandan oluşur. Sial ve sima adı verilir. Sial adı üzerinde silisyum ve alüminyumdan oluşmuştur. Bunların kısaltmasıyla adı meydana gelmiştir. Dağların altında sial daha kalın, denizlerin altında daha incedir. Bu özelliğini ÖSYM sordu. Sima ise sialin altında yer alır. Sıcaklık ve yoğunluğu sialden daha fazladır. Silisyum ve manezyum ağırlıklıdır arkadaşlar. Manto yoğunluğu yer kabuğundan fazladır. Manto malzemesi ağır, akışkan bir madde olan mağmadır. Mantonun üst kısmına astenosfer, akışkan olan kısmına astenosfer denir. Çekirdek ya da nife, nikel ve demirden oluştuğu için de bu isim verilmiştir. İç içe, iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere iki kısımdan oluşur. Edwin Hubble adlı bilim insanı kanıtladığı teoriye göre Güneş sisteminin ve Dünya'nın içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi büyük bir patlama, Big Bang sonunda parçalara ayrılarak oluşmuştur. Samanyolu galaksisinin oluşumundan 10 milyar yıl sonra gaz ve toz bulutlarından güneş ve gezegenler oluşmuştur. Dünyanın oluşumu 5 milyar yıl önce olmuştur. Levha tektoniği, karaları oluşturan ve aynı zamanda okyanusların altında da devam eden yer kabuğu bir bütün halinde olmayıp sürekli mantonun üzerinde hareket eden levhalar halindedir. Mağmadaki konveksiyonel akıntılar, yani ısı akımları, bu durumun en önemli nedenidir. Yerin iç yapısı hakkındaki bilgilere deprem dalgaları, kayaçların ve lavların incelenmesi, sıcak su kaynakları ve sondajlar sonucunda ulaşılır. 2013 YGS sorusu: yukarıdakilerden hangileri yer kürenin iç yapısı hakkında bilgi veren kanıtlar arasında sayılmaz? Mağmatik kayaçlar sayılır, fosiller sayılmaz, deprem dalgaları sayılır, tortul kayaçlar sayılmaz. Bu nedenle doğru cevap 2 ve 4 D seçeneği olacaktır. Karaların hepsi bir aradayken, tek bir parçayken adına Pangea deniyordu. Daha sonraları yavaş yavaş birbirinden uzaklaşmış ve bugünkü yerlerini almıştır. Ancak günümüzde hareketleri devam etmektedir. Fakat bu hareket çok yavaş gerçekleştiğinden bir insan ömrü bu hareketin büyük bir sonuç oluşturmasına yetmiyor. Fakat çok yavaş bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Evet, yeryüzünde başlıca levhalar ve levha hareket yönleri gösterilmiş bu haritada. Kuzey Amerika levhası, Kokos levhası, Nazca levhası, Güney Amerika levhası, Antarktika levhası, Avustralya levhası, Pasifik levhası, Afrika levhası, Arap levhası, Arabistan levhası, Hindistan levhası, Avrasya levhası şeklinde yaklaşık 12 tane levhadan oluşmaktadır yer kabuğu. Ve bu levhaların bazıları birbirine yaklaşırken bazıları da birbirinden uzaklaşmaktadır. Levha hareketleri sonucunda depremler, volkanlar, adalar, derin deniz çukurları ve okyanus sırtları oluşur. Yer kabuğu levhalarının hareketleri
üç şekilde oluşur. Levhaların birbirinden uzaklaşması, birbirine yaklaşması ve birbirini yanal yer değiştirmesi, yani birbirine sürterek yer değiştirmesi şeklinde üç şekilde meydana gelir. 2013 YGS sorusu. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz? 2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirlerine uyacak şekilde olması aynı bir puzzle'ın parçası gibi doğru. 6 ve 9 numaralı yerlerde mamatik kayaçların aynı yaşta olması doğru. 8 ve 10 numaralı yerlerde fiziki koşulların benzer olması doğru. 1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve benzer olması doğru. 5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının olması aynı iklimin görülmesinden kaynaklanır. Bu nedenle kıtaların hareketiyle açıklanamaz bu durum. Doğru cevap E seçeneğidir. Jeolojik zamanlar. Jeolojik zamanlar oluşturulurken fosillerden ve radyoaktif maddelerden yararlanılmıştır. Günümüze en yakın olan zaman Senozoik yani 3. jeolojik zamandır. Yaklaşık 65,5 milyon yıl önce başlamış, günümüze kadar uzanmıştır. Fakat şu an günümüz içinde yaşadığımız zaman dilimi kuaterner zamanıdır. Kuaterner zamanında günümüzdeki iklimler oluşmuştur. Buzul devirlerinin başlaması ve bitmesi yaşanmıştır. İnsan hayatı başlamıştır. Yani insanın yaratılışı kuaterner devrinde olmuştur. Kıtaların bugünkü görünümünü almaya başlaması da yine kuaterner döneminde gerçekleşmiştir. Tersiyer döneminde bugünkü bitki ve hayvan topluluklarının belirmeye başlaması, levha hareketlerinin devam etmesine bağlı olarak Alpler, Himalayalar, Kayalık ve Ant dağları ile Atlas ve Hint okyanuslarının oluşumu gerçekleşmiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde lignit, petrol, bor ve tuz yatakları oluşmuştur. Dünya genelinde şiddetli volkanizma tersiyer döneminde yaşanmıştır. Bu temel olayları bilmemiz gerekiyor. Bakın 65,5 milyon yıl süren olaylar burada 5-6 cümleyle ifade edilmiş. Bizden sadece bunları bilmemizi istiyor ÖSYM. Evet, ikinci zaman, jeolojik zaman Mezozoik. Bu da kendi içinde alt dönemlere ayrılıyor. Bunların isimlerini bilmemiz çok önemli değil. İlk memeliler ve kuşların oluşumu, amonoidler ve dinozorların bu zamanın en önemli canlılar olması, Tetis denizinin oluşumu ve bu deniz tabanında büyük oranda tortullaşma meydana gelmesi, Pangea'nın parçalanmasıyla Lavrasya ve Gondwana kıtalarının oluşumu, birinci jeolojik zaman Paleozoik, bu zaman diliminde sürüngenlerin, balıkların ve kara bitkilerinin ortaya çıkışı, taş kömürü yataklarının oluşumu, bu çok önemli. Appalaş, Ural, İskoçya ve İskandinav kıvrım dağlarının oluşumu. Yani özellikle Kaledonyen ve Hersinyen sıra dağları birinci zamanda oluşmuştur. Pangea kıtası da yine birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. İlkel zaman Prekambriyen'de ise hayatın başlaması, yani bakteri ve algler yaratılmıştır. Atmosferin oluşmaya başlaması, sular ve kayaçların oluşmaya başlaması bu zaman diliminde gerçekleşmiştir. İç kuvvetler. Enerjisini yerin derinliklerinden, mağmadan alan ve yeryüzünün şekillenmesinde olumlu yönde etki yapan kuvvetlerdir. Mağmanın hareket etmesi, üzerindeki karaların da hareket etmesine neden olur. Kıtalardaki bu hareketlere iç kuvvetler denir. Dört tane iç kuvvet vardır. Birincisi orojenez, yani dağ oluşumu. Kıtaların hareketi sırasıyla yan basınçların etkisi altında kalan sahalar bazen kıvrılarak, bazen de kırılarak dağları oluşturur. Evet, kıvrımlı dağlar. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Dış kuvvetlerin etkisiyle oluşmuş deniz diplerinde biriken tortulların karalara yaptığı basınç etkisiyle oluşan dağlara kıvrım dağlar denir, kıvrımlı dağlar denir. Mesela bir kemeri masanın üzerine yatırıp kemeri iki taraftan sıkıştırdığımızda kemerde kıvrılmalar olur.
Bir kısmı yükselir, bir kısmı alçalır. Bir kısmı yükselir, bir kısmı alçalır. Yükselen kesimlerine antiklinal, çukurlaşan kesimlerine ise senklinal adı verilir. Antiklinaller sıra dağları oluşturmuş olur. Türkiye'de Toros Dağları ve Kuzey Anadolu Dağları bu dağlara örnektir. Dünyada da yine Kayalık Dağları, Ant Dağları, Himalayalar, Alpler, Atlas Dağları, Ural Dağları bu dağlara örnektir. Kırıklı dağlar eğer yer kabuğu sertleşmişse oluştuktan sonra ve levhaların sıkıştırmasıyla kırılıyorsa bu zamanda da bir kısım yükselir, bir kısmı da alçalır. Yükselen kesimleri horstlar, alçalan kesimlerine de graben ovalar denir. Horstlar dağları oluşturur, graben de ovaları oluşturur. Türkiye'de Ege bölgesinde çok yaygın bir şekilde görülür. Yer kabuğu hareketleri sırasında sertleşmiş arazilerde kıvrılma olamayınca kırılma olur. Arazide çökme ve kırılmalar görülür. Böylece kırıklı dağlar oluşur. Yüksekteki kısımlara horst, alçaktaki kısımlara graben denir. Dünyanın en uzun grabeni 5000 kilometre uzunluğundaki Doğu Afrika grabenidir. Dünyanın oluşumundan bu yana 3 büyük orojenez yaşanmıştır. Birinci jeolojik zamanda İsveç ve Norveç'teki dağlar oluşmuştur. İkincisi olarak birinci jeolojik zamanda Appalaş, Urallar ve Orta Ren dağları oluşmuştur. Üçüncü jeolojik zamanda da Alp, Himalaya, Ant ve Kayalık dağları oluşmuştur. İkinci iç kuvvetimiz epirojenez. Yer kabuğunda tabakaların durumu bozulmadan meydana gelen geniş alanlı, dikey yönlü hareketlere epirojenez denir. Kara hafifleyince magma yükselir. Ağırlaşınca magmaya doğru çıkar. Epirojenik hareketlerin nedenleri şunlardır. Kıtaların aşınarak hafiflemesidir. Mesela karalar alçalınca deniz ilerler ve buna transgresyon denir. Tersi bir durumda da deniz gerilemesi yaşanır. Buna da regresyon denir arkadaşlar. Epirojenik hareketlerin nedenleri kıtaların aşınarak hafiflemesi, buzul oluşması ile yer kabuğunun ağırlaşması, çukur alanların birikimlerle ağırlaşması, buzulların erimesi ile kıtaların hafiflemesi, lavların birikmesi ile yer kabuğunun ağırlaşması epirojenik hareketlerin sebepleridir. Üçüncü iç kuvvetimiz volkanizma. Magmanın yer kabuğunun boşluklarına sokularak orada katılaşması ya da yeryüzüne çıkması sonucunda oluşan olaylara volkanizma denir. Volkanizma iki kısımda incelenir. Derinlik volkanizması ve yüzey volkanizması şeklinde. Derinlik volkanizması magmanın yer kabuğunun boşluklarında katılaşması ile oluşur. Yavaş yavaş soğuma gerçekleşir. Bu şekillerde batolit, dike, lakolit, sil gibi isimler verilir. Bu şekiller aşınma ile yüzeye çıkabilir ve insanlar bunları görebilir yıllar sonra. Evet, bakın bu kesime batolit diyoruz. Şu kesime dike diyoruz. Şu kesime lakolit diyoruz. Mesela Uludağ bu şekilde oluşmuştur. Lavlar dışarı çıkmadan bir baskı yaparak dağın yükselmesi gerçekleşmiştir. Şuraya volkan bacası diyoruz arkadaşlar. Şu lavların burada katılaşmasına da dike adını veriyoruz. O yüzden sil, dike, batolit, lakolit, volkan bacası gibi isimler alıyor. Evet, yüzey volkanizmasında ise volkan patlamadan önce kül bulutu çıkartır ve bu yer yer gökyüzünün tamamen kapatır ve güneşin görünmesini imkansız hale getirir. Uçak seferlerinin iptal olmasına yol açar. Ve bu küllerin bir kısmı yağmur şeklinde iner ve yeryüzünü 1-2 santimetre kalınlığında kül yığınları kaplar. Yine volkandan volkan bombası çıkar, lapilli çıkar. Volkanın şu ağız kısmına krater denir. Buradan çıkan lavlar akışkan bir şekilde
Volkanın kraterinden aşağıya doğru iner ve burada küller üst üste birikip sertleşerek tüf adı verilen kayaçları oluşturur. Peribacaları bu tüflerin aşınması ile meydana gelmiştir. Volkanlardan çıkan sıvı maddeye lav denir. Volkan külüne tüf denir. Volkanlardan lapilli, volkan bombası gibi katı maddeler de çıkar. Bunlara piroklastik malzeme adı verilir. Evet, burada da dünya haritası üzerinde volkanların dağılımı gösterilmiştir. En fazla Büyük Okyanus kıyılarında bulunuyor. Dolayısıyla buraya Pasifik Ateş Çemberi adı veriliyor arkadaşlar. Bunun dışında İtalya'da, Avrupa'da bazı volkanlar bulunuyor. Afrika'da, Orta Amerika'da ve Endonezya, Malezya, Filipinler gibi ülkelerde volkanlar bulunuyor. Volkan patladığında biriken maddeler bir koni oluşturabilir. Volkanın bir bacası ve krateri vardır. Krater daha sonra çökerek kaldera adı verilen bir çukura dönüşebilir. Patlama çukurlarına ise mağar adı verilir. Mağaralar düz bir zeminde de olabilir. Volkanik bir dağ olmasına gerek yok. Ve bu patlama çukurları daha sonra yağmur sularıyla, akarsularla dolduğunda da mağar gölleri oluşuyor. Türkiye'deki Meke Tuzlası buna örnektir. Fakat oldukça suyu buharlaşmıştır ve kurumaya yüz tutmuştur. Volkanlar oluşumlarına ve şekillerine göre kalkan volkanları, piroklastik volkan ve tabakalı volkan gibi isimler alır. Evet, dördüncü iç kuvvetimiz depremler. Yer kabuğunda biriken enerjinin açığa çıkması ve yeryüzünde titreşim şeklinde yayılması olayına deprem denir. Deprem belli bir noktada olur ve çevresine yayılır. Mağmanın içindeki merkezine iç merkez ya da hiposantr, yer kabuğunda dışarı yüzeye çıktığımızda ise buraya da dış merkez ya da episantr adı verilir. Oluşumlarına göre depremler 3 çeşittir. Çöküntü depremleri, volkanik depremler ve tektonik depremler. Çöküntü depremleri karstik arazilerde mağaraların çökmesiyle oluşurlar. Volkanik depremler volkanik patlamalar sırasında oluşurlar. Tektonik depremler ise dünyada ve Türkiye'de en yaygın görülen deprem türüdür. Mağmanın hareketleriyle yer kabuğunda meydana gelen gerilimler sonucunda fay hatlarında oluşurlar. Hasar gücü yüksek depremlerdir ve dalgalar şeklinde çevreye yayılır. Fakat iç merkezi ne kadar derinde ise depremin etki alanı o kadar geniş olur fakat şiddeti az olur. Ne kadar yüzeye yakınsa etki alanı dar olur ama şiddeti fazla olur. Evet, normal fay, ters fay ve doğrultu atımlı faylar şeklinde depremlere yol açarlar. Kayaçlar ve yer şekillerine etkileri. Çeşitli minerallerden oluşan katı ve doğal maddelere taş ya da kayaç denir. Yer üstünde ve yer altında yer alan kayaçların kökeni mağmadır. Kayaçların gruplandırılması. Birinci grubumuz mağmatik kayaçlar, diğer adı katılaşım kayaçları. Bunlar kendi içinde derinlik kayaçlar ve yüzeysel kayaçlar diye ikiye ayrılır. Bunlara iç püskürük, dış püskürük tabiri de kullanılıyor. Bazı kaynaklarda bu şekilde görebilirsiniz. Şaşırmamanız için söylüyorum. Mağmanın yeryüzüne çıkamayıp derinliklerde katılaşmasıyla, bir de burada yavaş yavaş soğuyor. Yavaş yavaş soğuduğu için daha sağlam, daha dirençli kayaçlar oluşuyor. Granit, siyenit, diorit, gabbro gibi kayaçlar meydana gelir ve bunlar iri kristallidir. Soğuma yavaş gerçekleştiği için ve çok güzel desenleri ve renkleri vardır. Yüzeysel kayaçlar ise mağmanın yeryüzüne kadar yükselip soğuyarak katılaşmasıyla oluşurlar. Soğuma hızlı oldukları için ince kristalli ve parlaktırlar. Andezit, bazalt, tüf, obsidyen ve sünger taşı yüzeysel kayaçlara, dış püskürük kayaçlara örnektir.
İkinci grubumuz tortul kayaçlar. Fiziksel tortul kayaçlar, kimyasal tortul kayaçlar ve organik tortul kayaçlar olmak üzere 3 çeşittir. Fiziksel tortul kayaçlar, kaya kırıntılarının akarsu, rüzgar, dalga, akıntı ve buzul gibi dış kuvvetler tarafından taşınan maddelerin doğal çimento ile birleşmesi sonucunda oluşurlar. Kum taşı, çakıl taşı, bunun diğer adı konglomera ve kil taşı şeklinde çeşitleri vardır. Kil taşı en küçük tanelidir. Ondan bir büyük olanı kum taşıdır. En büyük taneli olanı da çakıl taşı adını alır. Kimyasal tortul kayaçlar, yeraltı sularının içinde bulunan kalsiyum karbonatların mağara boşluklarında ya da yeryüzüne çıktıkları yerlerde kayaçları eritmesiyle oluşurlar. Kireç taşı, halk arasında kireç taşı olarak bilinir. Asıl adı kalkerdir. Halk arasında alçı taşı olarak bilinir. Asıl adı jipstir. Ve kaya tuzu, dolomit gibi çeşitleri vardır. Organik tortul kayaçlar, canlı artıklarının havasız kalmasıyla oluşurlar. Bitki artıklarının belli ortamlarda birikip karbonlaşmasıyla ve sertleşmesiyle meydana gelirler. Turba, lignit, taş kömürü, mercan kalkeri, tebeşir gibi bir de antrasit gibi o da en eski kömür türüdür. Çeşitleri vardır. Kömürlerde en eski zamanda oluşanı antrasittir. Daha sonra taş kömürü, daha sonra lignit, en günümüze yakın zamanda oluşanı turbadır. Günümüze doğru yaklaştıkça kömürün karbon oranı azalır ve kalitesi düşmüş olur. Taş kömürünün bir diğer adı da maden kömürüdür. Çünkü maden eritmede kullanıldığı için bir diğer adına maden kömürü denir. Mercan yine kabuklu bir deniz canlısı. Tebeşir de Globigerina adı verilen yine bir deniz canlısının kabuklarının ölülerinin taşlaşmasıyla meydana gelen kayaçlardır. Metamorfik kayaçların diğer adı başkalaşım kayaçlarıdır. Katılaşım ve tortul kayaçların zamanla sıcaklık ve basıncın etkisiyle değişime uğraması sonucunda oluşurlar. Kalkerden oluşan mermer, granitten oluşan gnais, kum taşından olan kuvarsit, kil taşından oluşan şist, taş kömüründen oluşan elmas başlıca metamorfik kayaçlardandır. Yani kalker yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalınca mermer gibi sert bir kayaca dönüşüyor. Granit gnaisa dönüşüyor. Kum taşı kuvarsite dönüşüyor. Kil taşı şiste dönüşüyor. Taş kömürü de elmasa dönüşüyor arkadaşlar. Kayaçların yeryüzü şekillerinin oluşumuna etkisi. Çözünebilen kayaçların bulunduğu arazilerde mağara, polye, dolin, uvala, obruk, kanyon gibi ve traverten gibi yer şekilleri oluşur. Farklı dirençteki kayaçların bulunduğu arazilerde peri bacaları, kırgı bayır, mantar kayalar, şelaleler, dev kazanı, tor topografyası gibi. Tor topografyası da granitten oluşur arkadaşlar. Granit kayaçların üst üste birikmesi ve bunların aşınmasıyla meydana gelir. Peri bacaları tüflerden oluşur. Evet, travertenler de yine karstik kayaçlardan oluşur. Tortul kayaçların yaşı, bunların oluşumları sırasında yaşamış olan canlıların izinden ve kalıntılarından, yani fosillerden faydalanılarak belirlenebilir. Yer kabuğunu oluşturan bütün kayaçların kökeni mağmadır. Mağmanın soğumasıyla önce katılaşım kayaçları, daha sonra tortul kayaçlar oluşur. Katılaşım kayaçlardan, tortul kayaçlardan başkalaşım kayaçları meydana gelir. Kayaçlar levha hareketleriyle tekrar mağmaya karışabilir. Bu olaya kayaç döngüsü adı verilir. Ödev testine geçiyoruz. Dünyanın oluşum sürecini 4 ana jeolojik döneme ayırarak inceleyen jeoloji ve jeomorfoloji bilim dalları, yer kürenin ve yer şekillerinin geçmişten bugüne geçirdiği değişiklikleri açıklar. Buna göre verilen bilim dallarının incelendiğinde hangisinden söz edilemez? İklim değişimlerinden söz edilemez. Kıvrımlı ve kırık dağların oluşumundan söz edilir. Canlıların oluşumlarını söz edilmez.
katılaşım ve başkalaşım kayışlarından söz edilir. Bu nedenle doğru cevap 1 ve 3 B seçeneğinde olacaktır. İkinci soru, kızgın mağma ve gaz çıkışlarının görüldüğü genel olarak koyu renkli kayaçlarla kaplı bir arazide aşağıdaki kayaçlardan hangileri görülür? Dış püskürük kayaçlar olan andezit ve bazalt görülür. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde yer kabuğunun yapısı gösterilmiştir. Şekil incelendiğinde yukarıdaki yargılardan hangisine varılamaz? Sial okyanus tabanlarında daha incedir. Doğru. Sial simadan daha az yoğun olduğu için simanın üzerinde yer alır. Doğru. Sima mantodan daha sıcak, sialden daha soğuktur. Yanlış arkadaşlar. Mantodan daha sıcak olamaz. Aşağıya doğru indikçe sıcaklık artar. Her 33 metrede 1 derece. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. Mağmanın etkisiyle oluşan yer kabuğu hareketlerine iç kuvvetler denir. Yukarıdaki yer şeklini oluşturan iç kuvvet ile X ve Y harfleriyle belirtilen yerlerin adlarını hangisinde verilmiştir? Evet, bu iç kuvvetin adı orojenezdir. Orojenez sonucunda kıvrılma gerçekleşir. Kıvrılma ile yükselen kesimlere antiklinal, çukurlaşan kesimlere ise senklinal adı verilir. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada taralı alanlar yer kabuğunun aktif fay hatlarını göstermektedir. Buna göre yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Büyük okyanusun çevresinde aktif bir deprem ve volkan kuşağı vardır. Doğru, buraya Pasifik ateş çemberi denir. Verilen fay hatlarında sıcak su kaynakları vardır. Doğru, bu çatlaklardan yağmur suları, okyanus ve deniz suları tabana doğru sızar ve mağmaya temas ederek ısınır ve tekrar yüzeye çıkar. Bunlara kaplıca suları veya sıcak sular, termal sular adı verilir ve jeotermal enerji üretilir. Bu hatlar önemli epirojenez alanlarıdır. Hayır arkadaşlar, buralar da volkanizma ve depremler görülür. Dolayısıyla yalnız 3 yanlıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilenlerin oluşum zamanlarına göre eskiden yeniye doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Taş kömürü birinci zamanda oluşmuştur. O yüzden onunla başlamamız gerekir. Zaten onunla başlayan iki şık var, A ve D şıkları. Daha sonra Tetis denizinin dibinde tortulların oluşması yaşanmıştır. Daha sonra Alp-Himalaya kıvrım dağ kuşakları oluşmuştur. Ve günümüze en yakın zamanda da buzul devirlerinin başlaması ve bitmesi yaşanmıştır. Doğru cevap A seçeneğidir. Volkan konileri volkanik patlama sonucunda materyallerin üst üste birikmesi sonucu oluşmuştur. Buna göre volkanik bölgelerde kayaçlardan hangilerinin yaygın olması beklenmez? Volkanik bölgelerde kimyasal tortul kayaç olan jips ve kalker görülmez arkadaşlar. Doğru cevap 2 ve 5 B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki haritada dünyanın belli başlı sıra dağları gösterilmiştir. Kayalık dağları, Ant dağları, buraya yanlışlıkla Alp yazılmış arkadaşlar. Onu düzeltelim. Ant dağları N harfiyle. Evet, Alpler Avrupa'da şuradaki dağlar. Dağların doğrultusunu belirleyen faktör levha hareketleridir arkadaşlar. Kayalık dağları ve Ant dağlarının kuzey-güney yönünde uzanmasının sebebi doğu-batı yönünde levhaların sıkıştırmasıdır. Alp ve Himalayaların hatta Türkiye'deki Kuzey Anadolu dağları ve Torosların da doğu-batı yönünde uzanmasının sebebi kuzey-güney yönünde levhaların sıkıştırması dağların doğu-batı yönünde uzanmasına yol açmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Levha tektoniği kuramına göre aşağıdaki yargılardan hangisinin doğru olduğu söylenemez. Levha hareketleri kaynağını mantodaki konveksiyonel akımlardan alır. Doğru. Levhaların birbirinden ayrılması ile okyanus sırtları oluşmuştur. Doğru. Levha sınırları deprem ve volkanların en fazla oluştuğu yerlerdir. Doğru. Levhaların birbirine yaklaşması dağ sıralarını oluşturmuştur. Doğru. Günümüzde levha hareketleri görülmemektedir. Yanlış. Günümüzde de devam etmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri projenize örnek olarak gösterilebilir? Büyük okyanus çevresinde volkanik faaliyetlerin oluşması. Bu volkanizmaya örnektir arkadaşlar. Sıra dağlar üzerinde canlılara ait fosillerin bulunması. Bunun projenezle ilgisi yoktur. Bu orojenezle ilgilidir arkadaşlar. Buzul devrinde Kuzey Avrupa'nın alçalmış olması, evet bu projenezle ilgilidir. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Altıncı soru, 2011 yılında Japonya'nın doğu kıyılarındaki Fukushima'da çok şiddetli bir deprem yaşanmıştır. Söz edilen deprem yukarıdaki haritada gösterilen levhalardan hangilerinin hareketlenmesi sonucunda olmuştur? Avrasya, Pasifik ve Filipinler levhalarının hareketlenmesiyle oluşmuştur. Doğru cevap A seçeneğidir. Zaten Japonya'nın yerini bilen bir insan, bakın Filipinler levhası, Pasifik levhası ve Avrasya levhasının hareket etmesiyle oluşmuştur.